Piyasat ile karşınızdayız. Ben Gülzem Yılmaz Ertem. Bugün Piyasat'ın ilk bölümünde Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, hemen akabinde de BİM İcra Kurulu üyesi CFO'su Haluk Dörtlüoğlu bizimle olacak. Koçtaş ve BİM'le ayrı ayrı perakende sektörünü ele alacağız. BİM biliyorsunuz halka açık temettü politikaları %25'lik yasal sınıra sakıldılar ama bundan sonraki süreçte regülasyonlar ne olur? Öne çekilen talep 3. çeyrekte yavaş yavaş normale döndü mü? Her iki konuğumuza da BİM'e de Koçtaş'a da soracağız yılın geri kalanına dair beklentileri ve elbette enflasyon. Enflasyon tarafında kur baskısıyla beraber maliyetler artıyor. Ürün gamının ürün fiyatlarını ne kadar yansıtabiliyorlar? Yabancı markalı ürünlerden ziyade yerli ikame ürünler mi tercih ediliyor artık raflarda? Özellikle perakende sektörü için önemli. Bunu da Koçtaş ve BİM'le konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise Erten Danışmanlık kurucu ortağı Mehmet Erten bizimle olacak. Kendisiyle aktif rasyosuna ilişkin son düzenlemenin bankalara olan etkisini ele alacağız. Bu arada Almanya'nın da 4. çeyrek tahvil ihracına ilişkin rakamları geldi. Orada da 4. çeyrekte tahvil ihraç planını 50.5 milyar euroya yükselttiğini söyledi Almanya. Son çeyrek itibariyle tahvil ihracı planını da 50 milyarın üzerine yükseltmişler. 50.5 milyar olmuş diyelim. Ve vakit kaybetmeden gelin biraz bir piyasaları yorumlayarak başlayalım. Sonrasında konuklarımıza da gideceğiz. Her zaman olduğu gibi Piyasat'ın başında integral yatırım menkul değerlere gidiyoruz. Araştırma direktörü Tuncay Turşucu olacak bugün karşımızda. Tuncay hoş geldin, iyi haftalar. Ben de sana aslında aktif rasyosunu sorarak başlamak istiyorum. Bugün piyasalarda çok fazla fiyatlanmadığını görüyoruz bunun. Yani bankalar özelinde BDDK'nın bu normalleşme adımı çerçevesinde attığı adım neden fiyatlanmadı? Kurdaki yükselişi ve diğer jeopolitik riskleri Borsa İstanbul için nasıl yorumluyorsunuz? Evet, selamlar. Yani aktif rasyosu aslında tahmin ediliyordu. Bu faiz arttırımı ve BDDK'nın swap hamlesinin ardından aktif rasyosu içinde bir iyileştirme, biraz daha bankaları rahatlatmaya yönelik bir adım olacağı zaten tahmin ediliyordu. Nitekim o da geldi. Asıl tahmin edilen aslında yani asıl istenen aktif rasyosunun tamamen yani ortadan kaldırılması. Fakat şimdilik yani böyle bir adım yok. Bankalarda aktif rasyoyu tutturma sıkıntısı olmadığını da biliyoruz. Yani alıyoruz o tarz haberler. O yüzden belki çok böyle ekstra bankalar üzerinde çok ciddi bir rahatlatıcı bir hamle olarak algılanmamış olabilir. Bir, bunun haricinde fakat doğru bir adımdır. Güzel ve olumlu bir adımdır. Onu da ifade edelim. Fakat yine de tabii bankalarda bu kadar baskının olmasının bir diğer sebebi şu olabilir. Perşembe günü çok sert bir yükseliş yaşandı. Yani tek bir günde inanılmaz şekilde çok hızlı yükselişler oldu. Ertesi güne de bu biraz yansıdı. Hatta iki günde %10'a varan yani yükselen bankalar oldu. Onun tabii ki bir tür bir realizasyonu, bir tür düzeltmesini de şu anda yaşıyor olmamız muhtemel. Şimdilik bankacılık endeksi hala bu sınırın içerisinde hareket ediyor. Bize göre bu bir düzeltme sınırı içerisinde şimdilik. Bir başka sebep bugün kurda yaşanan bu yükseliş. Bunu çok fazla tahmin etmediğimiz bir hareketti. Bugün liranın bu kadar fazla negatif ayrışacağını açıkçası ben şahsen çok fazla öngörmüyordum. Ama biraz fazla oldu. Mesela zarda öyle bir hareket yok. Ruble de biraz yukarı doğru gidiyor. Bunun tam olarak sebebini söylememiz şu aşamada çok zor. Yani ya faiz arttırımının çok yetersiz olarak algılandığı şeklinde bir yorum yapsak, bu sefer perşembe günü faiz arttırımı sonrasında çok ciddi bir yabancı girişi oldu. O zaman neden böyle bir düşünce yoktu şeklinde bir fikrimiz oluşuyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş mı acaba bunda bir etki yarattı şeklinde bir şey söylesek. O konu içinde bir yorum yapmak için çok erken. Çünkü henüz olayın nasıl geliştiği, nereye gittiğini de henüz kimsenin bir bilgisi yok. Bilemiyoruz. Sanıyorum bu kurdaki yükseliş biraz bankalar üzerinde de ilaveten bir baskı da yaratmış olabilir. Ama aktif rasyosunun öyle yani zaten banka hisselerine çok fazla bir alış yaratacak bir özelliğinin de olmadığını da ben tahmin ediyorum açıkçası.
Peki Tuncay, şunu da sormak istiyorum sana. Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle tabii ekonomik veri ajandasından ziyade jeopolitik riskler ya da makro projeksiyonlar ve atılan adımlar, regülasyonlar belirleyici olacak ki bir süredir de öyle zaten pandemiden ve bu özel durumdan dolayı. Örneğin yeni ekonomi programındaki hedefler sence piyasa için önemli olur mu? K tipi toparlanmadan bahsediliyor. YEP'e de biraz atıfta bulunarak onu sorayım sana. Yani K tipi toparlanma her sektörün farklı bir reaksiyon verebileceği. Türkiye'deki makro projeksiyonlar içerisinde de sanayinin ya da işte bankaların ya da yine havacılık örneğin ya da gıda perakendisi gibi ayrışmalar bekliyor musunuz? Yani tabii şimdi her zaman için gemisini iyi yönetenler buradan karlı bir şekilde çıkacaktır. Bir kere şirket yönetimi çok önemli. O yüzden mutlaka ayrışmalar olacak. Yani mutlaka bir sektör ayrışacak. Hatta o sektörün içerisinde şirketler bile ayrışacaklar. Bunları da nasıl yaşadık bu ikinci çeyrekte yeniden yaşayacağız. Sanıyorum yine yazılım ve teknoloji alanı, telekomünikasyon alanı, perakendecilik, bu tarz sektörler yine bize güçlü nakit akışıyla dönecekler ve bize bir cevap verecekler. Bunların haricinde otomotivde, seçici olarak otomotivde, Tofaş'ta mesela biraz daha olumlu bir bilanço tahmin ediyoruz. Arçelik'te ve Vestel'de daha iyimser bir bilançolar olacağını tahmin ediyoruz. Turkcell ve Telekom'da da yine güzel nakit akışının da sürebileceğini söylemek mümkün. Demir çelik içerisinde de ayrışmalar olabilir. Yani özel anlaşma yapanlar, ihracatı çok güçlü olan şirketler, nakit akışını iyi yönetenler yine ayrışacaktır diye bir yorumda bulunmak mümkün ama yani yine de seçici olacağız ve analiz edeceğiz. Nakit akışı güçlü şirketler bence bu işten biraz daha karlı bir şekilde çıkacaklar. Tuncay, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Sağ olun, iyi günler. İntegral Yatırım Menkul Değerler'den Tuncay Toşucu'nun görüşlerini aldık. Şimdi devam edelim piyasaları yorumlamaya. Özellikle bu kurdaki yükseliş, artan dünyada da Türkiye'de de jeopolitik tansiyon. Tüm bunlarla tabii ki aslında risk on ve risk off modunda yeniden riskli varlıklardan kaçış ve gelişen ülkelerde de bir baskı görüyoruz. Ne kadar devam edecek detayları konuşacağız. Ertan Ersen Danışmanlık Kurucu Ortağı Mehmet Ersen olacak şimdi telefon attığımızda. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayına. Sen de hoş geldin Gizem. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, ben içerideki düzenlemeye, BDDK'nın kararına geleceğim ama oraya gelmeden önce bugün aslında piyasada daha büyük manşet zannediyorum ki kurum bir kez daha Asya seansında rekor kırması ve artan bu politik tansiyon, jeopolitik tansiyon. Nasıl görüyorsunuz hem Türkiye hem de diğer gelişen ülkeler için yeniden bir satış dalgasına mı başlıyoruz? Ben önce Türkiye açısından değerlendirmek istiyorum. Geçen haftaki Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık düzeltmesi Türkiye veya bizim açımızdan diyeyim ekonomik dengeyi bulmak açısından doğru bir hareketti. Ama bir şanssız döneme rastladı. Neydi o şanssız dönem? Bir, senin de ifade ettiğin gibi yurt dışında jeopolitik riskler artmaya başlamıştı. Dolar endeksi tarihsel düşük seviyelerinden tekrar kuvvetlenmeye başladı. Artı bizim mevcut jeopolitik tansiyon taşıyan konularımıza ilave bir de Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşananlar Türkiye'nin de bu konuya dahilini beklemesi veya Türkiye'nin doğal olarak bu konuda bir taraf olarak hareket etmesi Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik riskleri de arttırdı. Netice itibariyle Merkez Bankası'nın bence doğru yönde, geç ama doğru yönde aldığı kararın tadını çıkaramadık. Bugün ise kurdaki yaşananlar bence hafta sonundaki bu gelişmelerinde bir devamı olarak geliyor. Artı senin de ifade ettiğin gibi Türkiye'den bağımsız olarak bütün gelişmekte olan piyasalardaki satış dalgası bizi de etkiledi. Dolayısıyla normalleşmede doğru adım atmaya başlamamızın bu manada zamanlaması biraz şanssız oldu. Umarım devamında biraz daha yumuşamayla, jeopolitik tansiyonda yumuşamayla dengelerin olması gereken yere doğru yaklaşmasını temenni ediyorum.
Peki Mehmet Bey, aktif rasyosunda rakamların %100'den 95'e, %95'e şimdi en son olarak da %90 seviyesine indirilmesi özel bankalar için, katılım bankalar için de %70 oldu. Bu da normalleşme adımı olarak yorumlanıyor ama tamamen kaldırılmalı mı? Yoksa rasyonun aşağı çekilmesi yeterli mi? Bunu nasıl bir sinyal olarak görüyorsunuz? Merkez Bankası'nın politika faizini arttırmasından sonra BDDK önce swap limitleriyle ilgili bir karar aldı. Bugün de aktif rasyosu ile ilgili ikinci kez düzeltme yaptı. Bence bu manada artık aktif rasyosunun, tabirimi maruz görün, kıymet harbiyesi kalmadığını düşünüyorum. Ve behemal kalkması gereken bir rasyo olduğunu inanıyorum. Ama biz oraya yavaş yavaş gideceğiz galiba. Çünkü şunu kabul ederim ki olağanüstü bir dönemden geçtiği ülkeler, Türkiye kendi ekonomik dengeleri itibariyle de daha da zor bir dönem yaşadı. O dönemde alınan kararları serbest piyasa kurallarına dönüş sinyali içerisinde veya normalleşme sinyali içerisinde artık unutmak veya kaldırmak lazım. Burada aktif rasyosunun ben hala tamamen kalkmasından yanayım. Bankalar üzerinde böyle bir rasyonun baskısı hiçbir zaman olmamalı. Ama yavaş yavaş hareket ediyoruz. Ama dediğim gibi demin 200 bas puanlık politika faizinin arttırılmasına sağlanan faydanın anlaşılamadığı gibi bugün de aktif rasyosunda yapılan düzeltmenin diğer çevre şartları, jeopolitik riskler ve onların bütününde tüm gelişmekte olan ülkelerle beraber Türkiye'nin içinde bulunduğu ligin etkilenmesiyle onun da faydası veya bir etkisi fiyatlamalar üzerinde görülmedi maalesef. Ama yumuşama hareketi doğru harekettir. Kanun koyucunun bunu bir kere de kaldırmasının belki zorluklarını da kabullenebilirim. Ama bence zaten fonksiyonu ve görevi bitmiş bir rasyodur. Behemal yavaş yavaş aramızdan ayrılacaktır diye bekliyorum ben. Çok teşekkürler Mehmet Bey katıldığınız için. Evet, Mehmet Erten'in görüşlerini aldık. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın hemen arkasından Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu bizimle olacak. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şimdi Koçtaş'a gidelim. Genel Müdür, Koçtaş Genel Müdür Devrim Kılıçoğlu bizimle olacak. Devrim Bey, hoş geldiniz yayına. Şimdi öncelikle isterseniz biraz bu salgın sürecini değerlendirerek başlayalım. Çünkü ikinci çeyrek gerçekten çok zor geçti birçok perakendeci için. Ekonomiler kapandı. Fakat üçüncü çeyrek itibariyle yavaş yavaş ekonomilerin açılması, Türkiye'de de tekrar perakende sektörünün canlanmasına tanık olduk. Koçtaş ailesi olarak siz ne kadar hazırlandınız bu sürece? Özellikle kapalı olunan dönemdeki zararları 3. çeyrekte telafi edebiliyor musunuz? Merhabalar. Pandemiyi değerlendirmeden önce aslında yıla nasıl başlamıştık? Onun hakkında kısaca bir bilgi vermek isterim. Biz çok iddialı program ve bütçe yaklaşımıyla Ocak ve Şubat ayına çok iyi başlamıştık ve %45 seviyelerinde büyüme yakalamıştık. Fakat ülkemizde 11 Mart'ta ilk vakanın çıkmasıyla birlikte kanuni bir zorunluluk olmamasına rağmen mağazalarımızı bir hafta içinde kapamaya karar verdik. Ve yaklaşık 1,5 aylık gibi bir sürede bekleyip önlemlerimizi alıp COVID-19'un nasıl ilerleyeceğini tespit edip onunla birlikte 4 Mayıs'ta tekrardan mağazalarımızı açmaya karar verdik. Bu dönem tabii ki sadece online satışlarımızı yapmamız nedeniyle ve istihdamı koruma yaklaşımıyla personel maliyetlerimizi de devam etmesi nedeniyle oldukça zor bir dönem geçiyordu. 4 Mayıs'ta kademeli açmamızla birlikte 1 Haziran tarihi itibariyle de tüm mağazalarımızı açmaya karar verdik. Bu açıdan baktığımızda Mart ayında %20 küçüldük ve Nisan ayında tüm mağazalarımızın kapalı olması nedeniyle geçen yıla göre küçülme oranlarımızın %90'lara geldiğini gördük. Fakat sizin de belirttiğiniz gibi Mayıs ayından itibaren başlayan normalleşmeyle birlikte küçülme oranlarının azaldığını ve Haziran ayı itibariyle de geçen yıla göre büyüme oranlarını yakaladığımızı görüyoruz. Bu oranlara baktığımız zaman Koçtaş olarak %10 seviyesinde Haziran ayında olan temponun %25 seviyelerine Temmuz ve Ağustos aylarında geldiğini görmekteyiz. Eylül ayında da buna benzer büyüme oranlarını yakalıyoruz. Tabii ki pandemi dönemi
oldukça zor bir dönemde satışların düşmesi, müşteri trafiğinin azalması, masrafların artması nedeniyle bu dönemki zararları kapama anlamında da verimlilik çalışmaları ve dijitalleşme çalışmalarını oldukça ön plana aldık. Bu açıdan baktığımız zaman da yıl sonu planlarımızı buna göre revize ederek ilerlemekteyiz. Online satışlarımıza ağırlık veriyoruz. Online satışlarımızın da büyümesiyle birlikte toplam satışlarımıza da ciddi olarak katkı sağladığını geçen bir dönem olarak ilerliyoruz. Pandemide bizim ilk olarak önem verdiğimiz konularda bir çalışan, müşteri sağlığı ve bu anlamda da şirketin sağlığına dikkat ettik. Masrafların artmasıyla birlikte verimlilik çalışmalarıyla da karlılık, işletme sermayesi yönetimiyle de birlikte artan faiz oranlarının olumsuz etkilerini gidermeye çalıştık. Yıl sonu olarak bütçemize baktığımız zaman satışlar olarak %20-25 seviyelerinde gerisinde kapatmayı planlarken verimlilik çalışmaları, dijitalleşme çalışmalarıyla birlikte ve masraf yönetimi çalışmalarındaki etkin yaklaşımımız nedeniyle karlılık açısından da geçen senenin seviyelerinin yukarısında kapatmayı planlıyoruz. Ve yılın tamamı için özellikle geçen yılın üzerinde kapatabiliriz dediniz karlılık olarak. Bu oldukça önemli bir açıklama. Çünkü bu dönemde karını arttırabilen, cirosunu büyütebilen pek şirket yok. Çünkü konu sadece zannediyorum ki talep koşulları ve satış rakamları değil, bir de işin maliyet bacağı var. Dolayısıyla ben biraz orayı da sorayım. Maliyetleri nasıl kontrol altında tutuyorsunuz? Özellikle bu son dönemde kurdaki yükseliş nasıl bir risk olacak Koçtaş bilançosu için? Koçtaş olarak bizim maliyetlerimizi değerlendirdiğimiz zaman 3 tane büyük ana kalemden bahsedebiliriz. Birincisi personel maliyeti, ikincisi kira maliyeti, üçüncüsü de enerji maliyetleri. Konuşmamın başında da belirttiğim üzere almış olduğumuz karar neticesiyle istihdamı koruma stratejimizi devam ettiriyoruz. Bu anlamda personel maliyetlerimizde hiçbir azalma öngörmedik. Fakat devletin almış olduğu kısa çalışma ödeneğinin perakendiciler üzerinde çok ciddi katkısında olduğunu görüyoruz. Ve bunun pandemi dönemi boyunca da devam etmesi perakende sektörünün nefes alması açısından oldukça önemli. Aynı zamanda istihdamın da bu açıdan olumsuz etkilenmemesi anlamında kısa çalışma ödeneğinin devamlılığı hem bizim açımızdan hem de sektör temsilcileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde sektör açısından oldukça yararlı. Bir başka konu da kira maliyetleri. Pandemi döneminde ve pandemi sonrasında mal sahipleriyle yapmış olduğumuz açık görüşmeler sonucunda satışların olmadığı bir yerde kira ödemenin güçlükleriyle bahsedip satışların geçen seneye göre oranları, bütçeye göre oranlarını da dikkate alarak açık iletişim, açık defter, açık data yaklaşımı ile birlikte iki tarafta bu anlamda empatilerini en üst seviyeye çıkardılar. Bu açıdan da kira maliyetlerimizi de hem AVM sahipleri hem mal sahiplerimizle karşılıklı anlayış içinde belli kontroller içinde yürütmeye çalışıyoruz. Enerji maliyetleri ise bildiğiniz gibi doğalgaz, elektrik maliyetlerinde bu dönemde bir artış olmaması nedeniyle geçen seneye göre çok büyük bir artış yaşamadık. Fakat pandemi döneminde şunu fark ettik. Evde geçen süre çalışma düzeninin ev ofislerine dönüşmesiyle birlikte ev güzelleştirme, ev geliştirme çalışmalarında müşterilerimizin artan taleplerinin olduğunu gözlemlemekteyiz. Biz de bu artan taleplere almış olduğumuz stratejik karar doğrultusunda en iyi ürün, en iyi markalar, en uygun fiyatlarla Koçtaş'ta yaklaşımıyla her bütçeye uygun binlerce ürünü müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Tabii ki döviz bizim açımızdan ithal maliyetlerimizi de olumsuz etkiliyor. Fakat Koçtaş geçmiş senelerde yerleşme çalışmasına oldukça önem vermişti. Bizim ithal satış oranımız %15 seviyelerine düşürdük. Burada da Kingfisher ortağımızla birlikte hem onların ölçeğinden yararlanıp hem maliyet avantajını sağlayıp hem de Türkiye'de olmayan ham maddeye yönelik seçici anlamda ithalatları yönetmeye çalışıyoruz. Bu da müşterilerimiz açısından oldukça beğeniliyor. Fakat yerli tedarik ettiğimiz ürünlerde de yine ithal girdi oranının yüksek olması, ham madde maliyetlerinin yine dövize bağlı olması nedeniyle maliyet artışlarının olması kaçınılmaz. Bu dönemi biz pandemi döneminde maliyet artışlarını tedarikçilerimizle birlikte ortak yöneterek tüketiciye yansıtmama kararı aldık. Fakat dövizdeki artışlar, faiz oranlarındaki artışlar nedeniyle bu maliyet artışlarının da fiyatlara ileriki dönemde yansımasını öngörüyoruz.
Peki sohbetimize devam edeceğiz ama bir son dakikayı arkadaşlarımız az önce ekranda taşıdı. Hemen onu da paylaşalım. Sonrasında tekrar konuğumuzla Devrim Kılıçoğlu'yla sohbetimize döneceğiz. Yeni ekonomi programı biliyorsunuz bir süredir bekleniyordu ne zaman açıklanacağı. Yarın saat 11'de İstanbul'da açıklanması bekleniyor. Yeni ekonomi programının yarın saat 11.00'da İstanbul'da açıklanması bekleniyor. Bunu da iletelim. Yarın oradan detayları size aktaracağız bağlantılarımızla. Özellikle YEP'e dair biliyorsunuz 2023 hedefleri de belli olacak ilk defa. Yarın onu da konuşacağız diyelim. Tekrar ben konuğuma hemen döneyim. Devrim Bey, şimdi bu son dakika gelmişken tabii size de soralım. Büyüme stratejileri Türkiye'nin ekonomik karnesi ve önümüzdeki döneme dair YEP'e dair hedefleri karşılayacağız yarın. Sizin 2021 için nasıl bir stratejiniz var? Bu yılı tabii Covid vesaire bu belirsizlikler ve bu risklerle atlattık ama önümüzdeki yıl için Koçtaş ailesinde nasıl bir yıl olacak? 2021 planlarının haricinde biz 5 yıllık planımızı tamamladık. Bu planda Covid'in belirsizliği devam etmesine rağmen biz yeni normalle birlikte satışlarımızı, yeni müşteri davranışlarını, tedarikçilerin tedarik zorluklarını, dijital dünyadaki yenilikleri dikkate alarak 2021 ve sonrasını planlarını tamamladık. Buna göre bizim mahalleli Koçtaş dediğimiz Koçtaş Fix formatımız özellikle pandemi döneminde müşterilerimizden oldukça yoğun talep aldı. Buradaki kurumsallık tüm kategorilerinin 350-400 metrekare bir formatta müşterilerimizin beğenisine sunulması, perakende müşterilerine yönelik ürünlerin olması, kadın müşterilerimize yönelik ürünlerin olması, ustalarımıza yönelik dijital bir şekilde desteklenerek kiosk, tabletlerden satışlarla birlikte yaklaşık 100 bin ürünü 300 metrekarelik bir mağazada müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Covid-19 kapsamında sıfır tolerans ilkeleri ile birlikte almış olduğumuz önlemlerin mağazalarımıza olan müşteri trafiğinde özellikle cadde mağazalarının bundan olumlu yönde etkilendiğini görmekteyiz. Tabii ki buradaki yoğunluğu yine pandeminin ilk dönemlerinden artan bir şekilde müşterilerimizi de kendimiz de çalışanlarımıza dikkat ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Koçtaş Fix'in bu dönemdeki başarısı bize önümüzdeki yıllarda bu formatımızın daha iddialı bir şekilde büyüme kararı almamızı sağladı. Şu dönemde de başlayarak Eylül-Ekim aylarından itibaren ayda 7-8 tane Koçtaş Fix mağazalarımızı açmaya karar verdik. Ve önümüzdeki yıl 2021 yılında da Koçtaş Fix yani mahalleli Koçtaş'ı yaklaşık 75 ila 100 mağaza açmayı planlıyoruz. Bu açıdan da baktığınız zaman toplam mağaza sayımızın önümüzdeki yılın sonu itibariyle 200'lerin üzerine geçmesini planlıyoruz. Planladığımız bu doğrultuda ilerlediğimizde bir başka yol ise online satışlarımız. Yine online kategorilerimize, web sitemize yapmış olduğumuz yatırımların bu dönemde meyvelerini alıyoruz. Bu açıdan lojistik, kargo network'üne hem teknolojik hem de tedarikçilerle birlikte yapmış olduğumuz yatırımlarla online satışlarımızda da ciddi büyümeler öngörüyoruz. Dolayısıyla bu yılda hem çalışanlarımız hem de müşterilerimizin taleplerini iyi bir şekilde karşılık vererek pandemi sürecini en az hasarlı atlatarak 2021 yılında sağlıklı ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak büyümeyi planlıyoruz. Peki süremiz sonuna geldik ama bir cümleyle finansallarda önümüzdeki dönemde en büyük risk ve belirsizliği ne görüyorsunuz? Faizler mi? Dolayısıyla borçluluk rasyolarınız mı yoksa önümüzdeki sürece dair maliyetlerdeki kur etkisi mi? Yani programın başında gerçi biraz sordum ama biraz daha teknik detay rica edeceğim sizden. Koçtaş olarak biz tedarikçilerimizle birlikte işletme sermayesini kontrollü bir şekilde yönetiyoruz. Bu açıdan baktığınız zaman faiz oranlarının hem müşteriye olan etkisi hem de şirketlere olan etkisi açısından ikiye ayırıyoruz. Koçtaş olarak İşletme sermayemizde sağlıklı büyümemizi işletme sermayemizle finanse etme yönünde bir planımız var, 5 yıllık planımız. Fakat artan faiz oranları ve kurun müşteri güven endeksi üzerinde olumsuz etkilerinin olması beklenebilir. Bunun önümüzdeki dönemde bir risk olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda pandemi sürecinin de beklenenden daha uzun sürme ihtimaline karşılık müşteri davranışlarında, satın alma yaklaşımlarında farklılaşma olma ihtimalini öngörüyoruz. Fakat biz belli bir dönemde artan faiz, kurların belli bir normale geleceğini
ve bundaki yaşayacağımız stabilizasyonla birlikte maliyetlerin bir şekilde dengeleneceğini öngörüyoruz. Ve buna yönelik de değişik senaryolarla birlikte 2021 yılı planımızı revize ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Devrim Bey, katıldığınız için yayına. Evet, Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu'nu ağırladık piyasasının bu bölümünde. Kısa bir yere gideceğiz. Aranın hemen arkasından BİM İcra Kurulu üyesi ve CFO'su Haluk Dörtlüoğlu bizimle olacak. Programın bu bölümünde piyasa hattında BİM İcra Kurulu üyesi ve CFO'su Haluk Dörtlüoğlu bizimle. Haluk Bey, hoş geldiniz yayına. Şimdi ikinci çeyrek aslında BİM için oldukça pozitifti. Kar rakamlarınızdan da zaten bunu takip ettik. Keza analist yorumları da oldukça pozitifti. Fakat sizi daha önce konuk aldığımızda demiştiniz ki üçüncü çeyrek itibariyle yavaş yavaş talepte bir normalleşme olabilir. Bunu sorarak başlayayım. Nasıl geçti üçüncü çeyrek BİM ailesi için? Teşekkür ederim Güzem Hanım. Beklediğimiz gibi gidiyor. Yani ilk iki çeyrekten sonra üçüncü çeyrekte nispeten bir yavaşlama söz konusu. Bunu da bekliyorduk. Bir anlamda pandemiden çıkış süreci olarak düşündüğümüzde. Hani biliyorsunuz şu anda tekrar pandeminin yükselmesi gündemde. Ama bu yükseliş doğrudan bir etkilemiş değil satışları. Çünkü bir tecrübe var, bir toplum nezdinde bu konuda bir alışkanlık var. Ve yani Türkiye'de pandemi de olsa, böyle bir sıkıntılı dönem de olsa ürünlerin bitmeyeceği, yani kıtlık yaşanmayacağını tecrübe etmiş durumda insanlarımız. O yüzden tekrar bir yükseliş gündeme gelse de böyle bir benzer bir durumun ilk yarı yılda özellikle Mart-Nisan aylarında yaşanan tepkinin tüketici davranışında tekrar etmeyeceği kanaatindeyim. Peki trafik düşüşü ama bunun akabinde sepet büyüklüğünün artması, cirolarınızı tabii ki 2 ile çarpmıştı daha fazla hatta. Bu üçüncü çeyrekte nasıldı trafikler ve sepet büyüklükleri? Bu artık bir kalıcı davranış olarak devam ediyor şu anda. Hı hı. Trafiğin düşüşü ve sepet hacminin artması söz konusu. Yani daha sık alışverişi yapmak yerine daha az sık alışveriş yapıyoruz. Ama alışverişe çıktığımızda mümkün olduğunca daha yüksek alım yapmaya gayret ediyoruz. Ki böylelikle daha az maruz kalma durumumuz oluyor salgın konusuyla ilgili olarak. Peki siz bu süreçte tabii ki yani bugünden yarını öngörmek zor biliyorum ama bir guidance, bir harita önünüze koydunuz mu? Mağaza açılışları, önümüzdeki süreçte online tarafta nasıl yer alacaksınız? Fileye dair hedefler, biraz paylaşır mısınız onları? Tabii ki. Gizem Hanım, biz işin doğrusu bu 2020 için yaptığımız hiçbir hedefte, yatırım hedefi, istihdam hedefi, mağaza açılış hedefi olsun, hiçbirinde olumlu ya da olumsuz hiçbir değişiklik yapmadık. Yani pandemiye istinaden söylüyorum. Pandemi yaşadığımız için hiçbir değişiklik yapmadık. Kaç mağaza hedefi vardı Haluk Bey? Şu anda biz bu yıl yaklaşık 750-800 civarında mağaza açmış, 750 mağaza açmış durumdayız. Ve yıl sonuna kadar bunun 950 civarında bir rakama ulaşacağını tahmin ediyorum. Net açılış sayısı olarak Türkiye'deki 1000 mağaza formatında. Filede ise yaklaşık 30 civarında mağaza açılışı tamamlamış olacak yıl sonuna kadar beklenti olarak. Bizim açımızdan açılış hedefleri yatırım açısından hiçbir değişiklik olmadı. Bu 1000'e yakın 900'den fazla mağaza açılışını yıl sonuna kadar inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Ve bunun paralelinde ciddi bir istihdam artışı söz konusu. Biz bu anlamda ülkemiz adına üstümüze düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Bu dönemde işsizliğin arttığı, pandeminin yaşandığı bir dönemde ülkemizin işsizlik sorununa önemli bir destek, önemli katkıda bulunduğumuz kanaatindeyim. Bütün perakende sektörü olarak söylüyorum bunu. Şimdi programın ilk bölümünde Koçtaş'la konuşurken dediler ki 3 tane gider unsuru var en temel. Maaşlar, çalışanların maaşları,
kiralar ve elbette ürünlerin fiyatları, maliyetler. BİM için de aynı soruyu sorayım ben. İstihdam çok önemli dediniz. Peki burada özellikle BİM için önümüzdeki süreçte maliyet unsurlarında, giderlerinde risk görüyor musunuz çalışanlarınızın maaşlarını öderken? Kısa çalışma ödeneği ve diğer aslında destekler devam eder mi? Etmezse sizin için nasıl bir farklılık olacak? Ve tabii ki öte yandan kurdaki yükselişle beraber diğer girdi maliyetlerinizi de sorayım. Yani maliyet kalemler açısından kurdaki yükseliş bugün için yeni bir konu bir anlamda. Biz özellikle geçen haftaki oran artışı sonrasında bir düşüş beklentisi oluşmuştu biliyorsunuz. Şu anda bizi bir belki jeopolitik riskler açısından pazartesi herkese sürprizle karşılayan bir kur artışı söz konusu. Bunun da maliyetlere muhakkak bir yansıması olacak. Ve bu şu anda %15'ler civarında seyreden enflasyonu eğer böyle devam ederse yukarı doğru biraz olsun, birkaç puan olsun artırmasını beklemek normal diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bütün maliyetlere eğer ya da geç yansıyacaktır. Kiralar çünkü zaten çoğu enflasyon oranında artıyor. Yıl sonunda maaşlara benzer oranda bir revizyon söz konusu oluyor ve enflasyona paralel oranda bütün maliyetlerimizde artış olacağını düşünüyorum önümüzdeki döneme ilişkin. Bu sağlanan kısa çalışma ödeneği olsun, istihdam teşvikleri olsun, bunlarla ilgili özellikle istihdam teşvikleriyle ilgili bir uzatmanın gündemde olmasında 2020 sonunda bitirilmeden devam etmesinde genel ülke menfaat açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda işsizliğin arttığı bir dönemdeyiz. Birçok sektörün sıkıntı içinde olduğu bir dönemdeyiz. İstihdam teşviklerinin artırılarak ekonominin canlanmasında daha fazla fayda görüyorum. Bir de ikinci bir husus özellikle KOBİ'ler açısından olduğunu düşündüğüm bir ihtiyaç. Bu SGK, muhtasar, KDV gibi ödemeler, vergi ödemeleri pandemi döneminde Ekim sonuna ertelenmişti. Ve Ekim sonunda hızla yaklaşıyor. Burada tekrar bir erteleme ihtiyacı kamuoyunda gündemde ve sıkıntıda olan birçok küçük orta işletmenin bu vergi ertelemesine tekrar ihtiyaç duyacağı kanaati var. Bu da bunun olması ve açıklanması da olumlu bir gelişme olacaktır ekonominin genel açısından diye düşünüyorum. Şimdi grafiği ekrana rica edelim. Az önce sizin de vurguladığınız gibi Eylül ayında gıda enflasyonu %13,5 seviyesinde. Yılı %15'lerde mi kapatmayı bekliyorsunuz? Bir de tabii ki gıda enflasyonunun yükselmesi gıda perakendecileri için kar anlamında pozitiftir. Nasıl değerlendirirsiniz? Enflasyonun yüksek olması en azından bizim için çok olumlu gördüğümüz bir şey değil. Çünkü bir perakendeci perakende faaliyetinden kar etmeli. Perakende dışı bir faaliyetten bir anlamda finansman etkisinden kaynaklanan bir karla değil de gerçekten ticaretle, alım satımla kendi verimliliğini artırarak karlı bir hale gelmeli. Daha doğrusu operasyonel kar esas olmalı her zaman. Dolayısıyla biz her zaman enflasyonun düşük olanı tercih ettik. Çünkü biz bir anlamda da çok kılık kırk yararak bir maliyet hesabı yapan bir kurum olduğumuz için tasarruf ve gider kalemlerinin düşük olması bizim için çok önemli. Çünkü bu bizim aynı zamanda bir rekabet avantajımız. Çünkü maliyet tarafında çok dikkatliyiz ve toplam %12 civarında operasyonel gider anlamında çok ciddi bir performansa sahip olduğumuzu düşünüyorum. Peki ve buradan biraz regülatörlerin son dönemde aldığı kararlar, kamu otoritesinin attığı adımları da konuşalım. Az önce zaten istihdam tarafındaki teşviklerden ve desteklerden bahsettik. Tabii burada Çalışma Sosyal Bakanlık çok fazla adım attı, çok pozitif adım attı. Ama bunun dışında sektör için vergisel adımlar, öte yandan kayıt dışı ile mücadele için atılan adımlar, GKAP projesi yine Çevre Bakanlığı'nın, bunlara dair görüşleriniz nedir?
kayıt dışı Türkiye'nin kanayan yarısı hala ve çok az mesafe kat edildiğini düşünüyorum bu konuda. Size bir oran vermek istiyorum. Bahsettiğiniz GECAP ve daha basit bilinen anlamıyla şu anda poşet vergisi diyebileceğiniz 2019 yılında Türkiye'de yeni çıkan bir uygulamaydı biliyorsunuz geçen sene. Poşetlerden 20-25 kuruş bir ücret alınması ve bunun da vergi olarak devlete ödenmesi uygulaması. Yani kamudan aldığımız bir bilgiye göre 2019 yılında 220 milyon civarında bir bu vergiden toplanmış. Poşet vergisi diyebileceğimiz vergi. Bunun 66 milyonu yani yaklaşık %30'u bizim kurumumuz tarafından ödenmiş. Toplam Türkiye'deki ödenen poşete istinaden öden verginin %30'unu BİM, %80'ini ise Organize Perakendeciler Derneği mensubu olan perakende şirketleri ödemiş. %80'i. Ama bir taraftan şunu söyleyebilirim, şundan emin olun, bizim piyasaya sürdüğümüz ve da müşterilerimize verdiğimiz poşet sayısı kesinlikle %10'un altındadır. Yani %30 olması imkansız. Bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sadece büyük ve organize kurumlar bu GECAP vergisi gibi vergileri ya da en azından ödüyorlar. Ve büyük bir ölçüde toplumda bunların ödenmemesi söz konusu. Bu da adil ve eşit rekabet anlamında çok hakkaniyetli olmayan bir nokta ortaya çıkarıyor. Ve çıkarılan düzenlemenin de maksatını tam yerine ulaştırmıyor görülüyor. Yani yine bir örnek vermek istiyorum. Mesela Türkiye'de meyve sebze tüketiminin yaklaşık %95'i yani meyve sebze satın alma ticaretinin nihai tüketici tarafından satın alınması %95'i mahalle pazarlarında gerçekleşiyor. Yani sokak pazarlarında gerçekleşiyor. Ve burada dağıtılan, verilen poşetleri biliyorsunuz bu 25 kuruşluk şeye tabi değil. Kimse bu 25 kuruşu mahalle pazarlarında almıyor. Neden? Çünkü sadece organize perakendeciler bunu fiilen ve resmi olarak uyguluyorlar. Belki de düzenleme baştan böyle olacağı belli bir şekilde başlatıldı. Halbuki buradaki bizim kanaatimiz şuydu. Eğer böyle bir vergi alınacaksa bir anlamda çevre vergisi gibi toplumun çevre bilincinin artmasına vesile olacak bir uygulamaysa biz sonuna kadar bunu destekleriz. Yani her türlü müspet uygulamayı destekleriz. Ancak burada bu sadece işini doğru yapan, vergisini doğru ödeyen kurumlar tarafından yerine getirilecek bir şeyse bu durumda da bir adalet anlamında çok doğru bir çizgide olmama durumu ortaya çıkıyor. Bu da mesela benim şahsen görüşüm şuydu, bu vergi alınacaksa poşet üretiminde, üretim aşamasında alınmalıydı. Dolayısıyla piyasaya sürülen bütün poşetlerden bu vergi alınmış olurdu ama şu anda bu sadece organize perakendecilerden alınan bir şeye dönüşmüş durumda maalesef. Ve çevreye olan etkinin azaltılması amacı da büyük ölçüde yerine ulaşmamış, maksat hasıl olmamış oluyor. Şimdi son 5 dakikanın içerisine girdik. Haluk Bey, ben izninizle biraz hisseyi de konuşmak istiyorum. Çünkü performansa bakıldığında gerçekten defansif sektör zaten perakende, gıda perakendisiydi ama BİM de özellikle bu süreçte ikinci çeyrek itibariyle bilançoda geldiğinden itibaren çok pozitif bir ivme kaydetti. Bundan sonrası için hisse performansına dair beklentiler nasıl? Şu an piyasa değerine bakıldığında şirketin bilançosunu doğru yansıttığını düşünüyor musunuz? Yabancı sahipliği yüksek olan hisselerden bir tanesi. Orada son dönemde yabancı fonların hareketlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Türkiye'den güçlü bir çıkış var. Yani hem tahvil hem hisse piyasasında ama BİM özelinde de sorayım bunu. Yani büyük ölçüde piyasanın şirketin gerçek değerine yakın olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan bizim hissemizde yabancı payı bildiğiniz gibi yüksektir. Çünkü Türkiye ilk giren, yatırım yapan ya da Türkiye'den ayrılsa bile BİM hissesini portföyünde tutmak isteyen önemli bir yabancı yatırımcı grubu var. Bunun sebebi de bizim hissemizin birincisi nispeten defansif bir hisse olarak algılanması, çok ağır hareket eden bir hisse olarak algılanması ama istikrarlı hareket eden bir hisse olarak algılanması. İkincisi de bizim genel olarak şeffaflık yaklaşımımız, mümkün olduğunca
her şeyi açık bir şey, açık ve eşitlikçi bir şekilde bilgi paylaşımı yapıyor olmamızdır diye düşünüyorum. Bunun sayesinde önemli ve çok geniş bir yabancı ve yerli yatırımcı altyapımız var. Şu an yabancı oranı yaklaşık yüzde kaç BİM hissesinde? Şu anda oranın %55-60 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Borsanın genelinin daha üzerinde. Doğru. Peki buradan hemen temettü politikasına geçelim. Yine temettü politikası olan bir şirketsiniz ki bu anlamda yatırımcılar için aslında bu sebepten ötürü de tabii böyle şirketler cazip oluyor. Özellikle böyle dönemlerde. Fakat %25 gibi bir temettü tarafında limit getirdi. Siz de buna takıldınız. Ne düşünüyorsunuz buna dair? Yani bu %25'lik limite dair. Eylül'den yıl sonuna kadar da uzatıldı bu düzenleme. Sizin temettü politikanız nasıl etkiliyor? Şimdi burada biz özellikle nakit akışı uygun olan şirketler açısından bu tür bir kısıtlama olmasını şahsen çok gerekli görmediğim bir husustu bu. Ancak mevzuat bu şekilde oldu, olağanüstü döneme istinaden. Dolayısıyla biz yaklaşık 1-200 olarak dağıtmayı düşündüğümüz temettü tutarını 300 civarında sınırlamış olduk, 300 milyon lira olarak sınırlamış olduk. Bu yıl sonunda Aralık sonu itibariyle bitiyor bu süre. Ama biliyorsunuz Nisan ayında da 2020 yılının genel kurul değerlendirmesi olacak. Muhtemelen bu dönemde ya Nisan-Mayıs aylarında ya da özel bir karar alınırsa daha önce bu dağıtılmamış olan temettü yine nakden dağıtılıyor olacaktır. BİM adına söylüyorum. Hisse geri alımına devam etmeyi düşünüyor musunuz hisse performansına bakıp? Oradaki politikanız nedir Haluk Bey? Hisse geri alım sürecimiz politik olarak devam ediyor. Ancak şu anda eğer bir süre beklemeye geçmiş durumdayız, bunu söyleyebilirim. Eğer hisselerde genel olarak bir gevşeme söz konusu olursa bizim hisse geri alım yaklaşımımız devam edecek. Her sorumu özenle yanıtladığınız için ve şeffaflığınız için biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve yararlı bir programdı. Tekrar teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak daha önce de belirtmiştim. Market çalışanlarına bu dönemde gösterdikleri fedakarlık için çok teşekkür ediyorum. Ama hepimizin unutmaması gereken sağlık çalışanları çok zor dönemde ve çok zor şartlarda çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyor ve minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun Haluk Bey. BİM İcra Kurulu üyesi ve CFO'su Haluk Dörtlüoğlu'nu ağırladık. Gerçekten sağlık çalışanlarından sonra market çalışanları da bu dönemde çok büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştı. Kendisinde belirttiği gibi bir kez daha onun aracılığıyla bize teşekkür edelim ve programı noktalayalım. Hoşçakalın.